Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sizlerle bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle Açı Yayınları'nın hazırlamış olduğu koşan deneme sınavının tarih sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz ki deneme sınavının dördüncüsünü paylaşmıştık bir önceki paylaşımda. Şimdi geldik üçüncü deneme sınavına. Bakalım Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testinde ne gibi sorular sorulmuş. Başlıyoruz. Bakalım. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Uygarlık tarihi. Bakalım. Bence zorlanmazsınız siz. Diyor ki, sözü edilen uygarlıkların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bizlere ne gibi özellikler verilmiş. İlk öncüne baktığımızda mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymuşlardır. İkinci öncüne baktığımızda ise bedenlerini çürümekten korumak istemiş ve mumyacılık sanatını geliştirmişlerdir. Bakıyoruz mimaride geliştiklerini. Herhangi bir piramit veya herhangi bir mimari eserden bahsedilmemiş değil mi? Dedik. Çok tanrıya inandıklarının çok tanrılıyla, çok tanrılı dinle alakalı bir durum burada yoktur değerli arkadaşlarım. Barış içinde yaşadıklarının sosyal dayanışmadan bahsedilmemiş. Dedik. Mezopotamya uygarlıkları olduklarının buradan çıkaramayız. Zaten bizden Mısır uygarlığını istemiş, Mısır uygarlığını vermiş. Mezopotamya değil. Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine inandıklarının, eğer mezarlarına değerli eşyalar koyuluyorsa veyahut mumyacılık varsa demek ki ahiret inancı vardır. Yani ölümden sonraki yaşam vardır. Cevabımız E şıkkı. Geldik harita sorusuna. Biraz uzaklaştırmamız lazım. Tamam mıyız? Tamamdır. Yeşil, mavi ve kırmızı renkler verilmiş. Bakalım soru bizden ne istiyor? Bu yollar tarih boyunca hem geçtiği bölgeleri iktisadi olarak kalkındırıp halkın refah düzeyini yükselmiş hem de doğu batı kültür uygarlıkları için bir köprü olmuştur. Buna göre haritada numaralandırılan ticaret yolları aşağıdakilerden hangisidir? Bire baktığımızda değerli arkadaşlarım, yani mavi alan nereden başlıyor? Asya'dan başlayıp Avrupa üzerinden gidiyor değil mi? Biz buna ne diyorduk? İpek yolu diyorduk. Yeşile baktığımızda ne demiştik? İpek yolunun bir üstüne yedi, soğuk olan yer olan Kürk yoluydu. Soğuktan hatta çıkarın demiştim. Kürk yolu Kahire'den, yani Hindistan'dan Kahire'ye giden yol ise hangi yoldu? Baharat yoluydu. Değerli arkadaşlarım bakalım şimdi. Birin İpek yolu olması lazım. Doğrudur. 2 soğuk yer Kürk. 3 baharat cevabımız A şıkkıdır. Siz zorlayan bir soru değildir eminim. Geldik İslam tarihini şimdi. Şöyle yapalım. Tamam mı? Bakalım. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda kabileler arasında sürekli kan davaları vardır. Ancak kabileler arasında kan davaları haram aylarda sona ermiştir. Bu aylarda putperestlerin dini merkezleri Mekke'ye gelmeleriyle ticari imtiyazları değerlendirmeyi başarmış ve komşu ülkelerle yaptıkları ticari antlaşmalarla ticari ve kültürel hayatın canlanmasında katkıda bulunmuşlardır. Mekke'de en önemlisi Ukaz panayırları düzenlenmiş. Bu panayırlarda edebiyat, sanat ve spor müsabakaları yapmıştır. Buna göre Ukaz panayırlarının Arap Yarımadası'nda durumlarından hangilerinin yaşanmasına etki ettiği söylenemez. Arap Yarımadası. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası değil mi? Kültürel birlik sağlanır mı? Haram aylarında kültürel birlik sağlanır. Değerli arkadaşlarım, çünkü savaş yoktu, barış ortamı vardı. O yüzden bunu aldık. Söylenemez diyor. Bir eleyelim. Bölgede çöl iklimi görülmesi. Bunu bırakalım. Arapçanın ortak kullanım dili olması. Bunlar bir araya gelmişse Arapça ortak dil olur mu? Tabii ki olur. Eledik cevabımız B şıkkı. Çöl iklimiyle alakalı bir durum yok. Bizden sosyal dayanışma ile alakalı yorum istiyordu. Geldik diğer bir soruya. Biraz yıpratacağız yine denemeyi. Bakalım. Fatih Sultan Mehmet bakalım ne demiş. Buna göre sözü edilen beylik aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Mehmet. Zulme iznimiz yoktur. Biz adaletten yanayız. Allah'ın hoşnutluğunu gözetiriz. Biz onun emrine razıyız. Bizimle saltanatı lafı etmeye kalkışırmış. Şayet Allah izin verirse ben onu kara toprağa karıştırayım da görsün. Şiirinde Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran ve kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak gören beylikten söz etmiştir. Sevgili arkadaşlarım, Osmanlı'yı uğraştıran beylik hangisiydi? Tabii ki Karamanoğulları'ydı. Diğerleri hakkında sizlere bilgiler vereyim. Dulkadiroğulları Turnada Savaşı ile Osmanlı'ya katılan son beyliktir. Germiyanoğulları Osmanlı'ya Çeyiz yoluyla katıldı. Candaroğulları Sinop ve bölgesinde kurulan beylikti. Eretna Beyliği Kayseri'de kurulmuştu. Cevabımız Karamanoğulları'dır sevgili arkadaşlarım. Geldik diğer bir soruya şimdi. Bakalım. Horasan valisi Alparslan
Alparslan başkent Rey üzerine yürüyerek ağabeyini tahttan indirip kendini Selçuklu Sultanı ilan etti. Yurt arayan büyük Türk nüfusuna Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapılarını açtı. Bu savaşın sonunda gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenemez. Bizans'ın gücü Malazgirt'ten sonra kırıldı mı? Kırıldı. Doğrudur. Ganimet elde edildi mi? Elde edildi. Hatta Alparslan ne dedi? Her kim toprağı fethederse toprak onundur dedi. Doğrudur. Anadolu topraklarının tamamı ele geçirilmişti. Tamamı varsa ne diyorduk sevgili arkadaşlarım? O soruda bir sorun vardır. Zaten cevabımız yalnız 3. Söylenemez diyordu. Geldik İskan politikası. İskan politikası ne demekti? Tekrarlarımızı yapalım. Yerleştirme politikasıydı değil mi? Bakalım. Osmanlı Devleti'nin İskan politikasıyla amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir. İskan politikasının amacı neydi? Batı yönlü fetihleri kolaylaştırmak. Doğru mudur? Doğrudur. Tatar ve Uyrukları seçerdi. Nereye aktarırdı? Balkanlara. Her türlü yardımı da yapardı. Avrupalı bir devlet sayılmak. Bu durum 19. yüzyıla tekabül etmektedir. 1856 Paris Antlaşması. Akrabalık yoluyla siyasi ve askeri güç kazanmak. Bundaki amaç Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaktı. Germiyanoğulları örneğini verebiliriz. Cevabımız yalnız bir. Geldik diğer bir soruya bakalım. Şöyle yapalım. Bakıyoruz. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği yanıtın doğru olduğu savunulamaz. Bakalım. Öğrenciler hangi yanıtı yanlış vermiş? Emrah öğretmen öğrencilerine Lale Devri'nin özelliklerinin neler olduğunu sormuş ve aşağıdaki cevapları almıştır. Bu sene ÖSYM Lale Devri'nden soru sorabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Bu bilgileri bilmemiz lazım. Batıya açılan pencere 28. Mehmet Çelebi'ydi değil mi? Şunu da karıştırmayın. İlk elçi, ilk geçici elçi İbrahim Paşa'dır. Anladık mı? Batı'ya açılan penceredir. Murat'ın vermiş olduğu cevap doğrudur. Veli Batı ile barış dönemi yaşanmıştır. Pasaroça'dan sonra artık Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiş ve barış dönemi başlamıştı. Veli'nin vermiş olduğu cevap doğrudur. Selinay askeri alanda yenilik yapılmamıştır. Doğru. Daha çok kültür alanında yenilik, ayrıca sağlık alanında da yenilik yapılmıştır. Selinay'ın vermiş olduğu cevap doğrudur. Eda ne demiş? Karlovça Antlaşması ile başlayan dönemi kapsamaktadır. Hayır değerli arkadaşlarım. Patrona Halil isyanı ile bu dönem kapanmıştır. 3. Ahmet tahttan indirilmiştir. Eda'yı bırakalım. İlteriş ilk kez Avrupa örnek almıştır. Doğrudur. Pasarofçu Antlaşması'ndan sonra. O yüzden Eda'nın vermiş olduğu cevap yanlıştır. Geldik inkılaplara şimdi. Yakınlaştırayım mı? Şöyle. Atatürk döneminde yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisinin siyasi alanda yapıldığı savunulamaz? Saltanatın kaldırılması. İşlemişti konuyu değil mi? Doğrudur. Siyasi alan, hilafetin kaldırılması 3 Mart 1924. Tamamdır. Medeni kanun bırakalım. Erkan-ı Harbiye ne demekti? Ordunun siyasetten ayrılmasıydı. Doğrudur. Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması siyasi alanda yapılan bir inkılaptır. Ancak medeni kanun hukuk alanında yapılan bir inkılaptır. Cevabımız C şıkkıdır. Kadın erkek eşitliği sağlanıyordu. Geldik 1. Dünya Savaşı'na şimdi. 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan gelişmelerinden hangileri İtilaf grubunun zaferden emin olduklarına kanıt gösterilebilir? Gizli antlaşmaları imzalamaları. Doğru mu? Doğru. Bunlar hangi devletlerdi? İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'ydı değil mi? Çarlık Rusya. Rusya'nın savaştan çekilmesi, gizli antlaşmalarda değişiklik olmuştu. Eledik bunu. Tank, denizaltı ve uçak gibi yeni askeri teknolojilerin kullanılması bir zafer olarak gösterilemez. O yüzden bunu da eledik. Cevabımız A şıkkı. Zaten gizli antlaşmalar savaş sırasında devam ediyordu değerli arkadaşlarım. Anladık değil mi? Geldik TBMM dönemine. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verilmiş. 1. TBMM döneminde alınan kararlarıyla durumlarından hangilerinin güçlendirilmek istendiği savunulabilir? Bakalım şöyle yapalım. İlk önce baktığımızda ulusal güçlerin birleştirilerek ülkenin bölünmeden ve çöküşten kurtulması gerekmektedir. Tamam. Ulusal mücadele için acil kararlar almak ve zaman yitirmeden bunları uygulamak gerekmektedir. Bunu bir yer monte edin sevgili arkadaşlarım. Kafanıza monte edin bu maddeyi. Tamam. Acil kararlar almak ve zaman kazandırmak. Yasama ve yürütme yetkileri TBMM'ye aittir. Tamam. Bundaki amaç güçler birliğidir. Sevgili arkadaşlarım. Yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasındaki amaç hızlı kararlar almaktır unutmuyoruz. Mutlak yönetim anlayışı hayır yoktur. Ulusal egemenlik vardı. Laik anlayıştan şu anda bahsedemeyiz sevgili arkadaşlarım. Çünkü güçler birliği var. Ordunun siyasetten ayrılması sonraki süreçlerde olacak olan bir durumdur. Erkan-ı Harbiye ikili teşkilatlanmamı eski Türklere ait bir özelliktir. Cevabımız güçler birliği. Tamam. Şu ikisini unutmuyoruz. Sosyal bilimler 1 testi bu şekildeydi. Hadi gelelim sosyal bilimler 2 testine. Sos 1 kaçmasın. Çünkü sanırım ilke sorusu var.
Her türlü bilgi bizim için değerlidir. Unutmayın bunu. Şöyle yapalım. Bakalım bakalım. Diyor ki, bu ünlü düşünürlerin görüşleri dikkate alındığında tarih biliminin özelliklerinden hangilerinin vurgulandığı savunulabilir. Bakalım düşünürler ne demiş. Muhammed Kutup, tarih insanın bizzat kendisini bir bütün olarak gerçekleştirmek için ortaya koyduğu çabadır. Sehavi, tarih zamanı bilmektir, dünü, bugünü ve yarını ile zamanı bilmektir. Zaten dünü ve bugünü demişse bu bizi neye götürür? Geçmiş ve geleceğe götürür değil mi? Yani ne geçmiş ve geleceği ya, ben ne dedim? Geçmiş ve gelecek dediği sebep ve sonuç ilişkisidir. Siz anladınız. Doğrudur. Belgeler. Şimdi sorarım size. Muhammed Kutup ile Sehavi herhangi bir sebep sonuç herhangi bir belgele niye toparlayamıyorum ya? Herhangi bir belgeden bahsetmiş mi? Bahsetmemiş tabii ki. Eledik. Olayların üzerinden zamanın geçmesindeki amaç objektifliği sağlamaktır. O yüzden bununla alakalı bir durumda yok. Cevabımız A şıkkıdır. Sebep sonuç ilişkisi olmazsa olmazdır tarihte. Geldik ikinci sorumuza şimdi. Eski Türk devletlerindeki yönetim anlayışına göre ülkenin doğusunu Kaan yönetirken batısını hanedandan birinin yönetmesi gerekirdi. Ülkeyi yönetme hakkı kurucu ailenin üyelerine aitti. Bu duruma göre anlayışlarından hangilerinin Türk yönetim anlayışına uygun olduğu söylenemez. İkili teşkilat var mı? Doğuyla Batı, Doğu kanadı. Hakan'ın denetiminde Batı kanadı kardeşinin denetimindeydi. Bumin Kağan ve İslami Yapko örneklerini verebiliriz. Merkezi otorite güçlü olmaz. Bırakalım. Boylar Federasyonu anlayışı doğrudur. Sevgili arkadaşlarım, İkili teşkilat varsa merkezi otorite güçlü değildir, zayıftır. Bundaki amaç yönetimi kolaylaştırmaktır. O yüzden cevabımız yalnız 2'dir. Geldik İslam tarihine. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hazreti Ömer ilk düzenli ordu kurulmuştur. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü sınırlar genişliyordu artık. Bir olan yerleri eledik. Hazreti Osman ilk donanma. Donanmanın temelleri Hazreti Ömer döneminde atılmış. İlk donanma Hazreti Osman döneminde kurulmuş. Kıbrıs alınmıştı biliyorsunuz ki, bu da doğrudur. İki olan yerleri de eledik. Hazreti Ali Müslüman arasında mezhep ayrılığı kesinleşmiştir. Bunu bırakalım. Yalancı peygamberler yani ridde olayları ortaya çıkmıştır. Hazreti Ebu Bekir dönemi doğrudur. Kesin olarak şöyle yazayım sizlere. Kerbela olayıdır değerli arkadaşlarım. Hazreti Ali döneminde ayrılıklar başlıyor ama kesinlik Kerbela olayı, Emeviler dönemi. Tamam. Geldik. Buna benzer çok soru çözdük. Bunu rahatlıkla yaparsınız. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupa'da sermaye birikimi ortaya çıkmaya başlamıştır. Zenginliğin kaynağının altın ve gümüş ile ölçülebileceğini öne süren ekonomik bir sistem ortaya çıkmıştır. Hangi tanımdı bu? Zenginliğin ölçütü altın ve gümüştür. Liberalizm, serbest piyasa. Sosyalizm, eşitliğe dayalı yapı. Kapitalizm, zenginlik. Tamamıyla zenginlik yani. Merkantilizm kalsın, karma ekonomi. Tamamdır. Cevabımız merkantilizm. Zenginliğin ölçütü neydi? Altın ve gümüştü. Merkantilizm. O yüzden Osmanlı büyük zarar görecekti. Çünkü Osmanlı'da zenginliğin ölçütü topraktı. Geldik. Diğer bir soruya. Denemenin cevap anahtarı için bana ulaşmanız yeterlidir sevgili arkadaşlarım. Geldik diğer bir soruya. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Balkanlarda uyguladığı politika aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım Fatih Sultan Mehmet Han ne demiş? Ben ki Sultan Mehmet Han'ım. Tüm halkım bilsin ki bu fermanla Bosna rahiplerine karşı iyilik hislerim ortaya çıkıp duyurdum ki adı geçen rahiplere ve onların kiliselerine kimse engel olmasın. Kaçıp gidenler affedilsin. Gelip memleketimizde korkusuzca oturup kiliselerinde ibadet etsinler. Vezirlerimden ve halkımdan kimse onları rahatsız edip incitmesin. Burada hangi politika var? Tabii ki istimalet yani hoşgörü politikası var. Türk siyasi birliğini sağlamayla alakalı bir durum yoktur burada. Onun için beyliklerin alınması yeterliydi. Karadeniz'i Türk göre haline getirme Kırım'ın alınmasıyla olacaktı. Fethedilen topraklardaki halka istimalet anlayışını getirme bırakalım yaklaşma. Bizans'ın yeniden canlanma ümitlerini sonlandırma. Kime son veriyordu? Mora despotluğuna son verecekti değil mi? Tamamdır. Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kesin olarak sağlama. Belgrad zaten kanuni alıyordu sevgili arkadaşlarım. Alakasız cevabımız istimalet politikası. Geldik birinci beyliklere. Yukarıda verilen beylikler ve özelliklerinden hangileri yanlıştır? Artuklular Anadolu'da kurulan en güçlü beyliktir. Bunu bir bırakalım. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk beyliktir. Doğru. Erzurum ve çevresinde kuruldu. Eledik. Mengücekliler Bizans ve Gürcülere karşı mücadele etmiştir. Doğru. Nerede kurulmuştu? Erzincan ve çevresinde. En önemli eser Divri Ulu Camii'ydi. En güçlü beylik Danişmentilerdir. Değerli arkadaşlarım. Artuk değil. Cevabımız A şıkkı. Direkt bilgi soruları değil mi? Tüm şıkları gösterdim sanırım. Kendimi kaptırmışım ben. Tamamdır. Geldik diğer bir soruya. Şöyle yapalım.
Verilen tarih şeridinde soru işaretinin belirtildiği yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Umarım tarihlerle aranız iyidir. 1699 sevgili arkadaşlarım. Küçük Kaynarca, tarihimiz kaç? 1774. Kırım bağımsızdır. Pasarofça, 1718. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edildi. Berlin, 1878. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız. Karlofça kalsın, İstanbul 1700 Azak Kalesi'ni kaybettik. Cevabımız Karlofça'dır. Karlofça Antlaşması'yla Osmanlı Devleti büyük çapta toprak kaybetmiştir. Bunların bilgiler verilmiş. Ben de Karlofça Antlaşması hakkında bilgiler verecektim. Bunu verdim sizlere. Büyük çapta toprak kaybettiği antlaşmadır. Cevabımız D şıkkı. Geldik diğer bir soruya. Osmanlı Devleti çok geniş bir coğrafyaya egemen olduğu için bu bölgelerde devlet idaresini ve merkezi otoriteyi sağlamak amaçlı bir sistem oluşturması gerekiyordu. Buna bağlı olarak Osmanlı Devleti hem toprak idaresini hem de işletmesini sağlamak için toprak sistemini geliştirip tımar sistemini oluşturmuştur. Tımar sistemi oldukça önemli bir sistemdi, değil mi? Yalnızca bu bilgiye göre hangilerine ulaşılamaz? Yatay hareketlilik yaşanmıştır. Ne yatay hareketliliği? Celali isyanlarından sonra bu durum ortaya çıkacaktı. O yüzden buna ulaşılamaz. Bir olmayan yerleri eleyelim. Üretimde düzen sağlanmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Tımar sisteminin amacı üretimde sürekliliği sağlamaktı. Tamamdır. Doğrudur. İki olan yerleri eleyelim. Ben niye biri sildim? Biri ulaşılamaz ki. Tamam ya. İmar faaliyetlerine önem verilmiştir. İmar ne demek? Bakım ve onarım demek. Tımar sisteminde bakımın ne alakası var? İskana yerleştirilen ailelere imar faaliyetlerinde bulunuyordu sevgili arkadaşlarım. Tımar sisteminde öyle bir durumdan bahsedemeyiz ki zaten geçmiyor. Cevabımız D şıkkı. Geldik tekalifi milli emirlerine. Geçen sene sorulmuştu, iptal edilmişti. Şöyle. Niye bulanıklaştı ya? Bakalım. Denemeye ne yaptık? Tekalifi milli emirleri ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve orduyu savaşa hazırlamak, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak yayınladığı ulusal yükümlülük emirleridir. Buna göre durumlarından hangileri savunulabilir? Şimdi umarım gözünüz buraya kaymadı. Hızlı hızlı geçeceğim zaten. Son sorudur bu. Merak etmeyin. Emirler TBMM tarafından çıkarılmıştır. Yanlıştır. Emirler Mustafa Kemal tarafından çıkarıldı. Eledik. İhtiyaçlar halktan karşılanmıştır. Ordu millet anlayışı vardı. Teokratik devlet anlayışı. Teokratik mi? Teokratik ne demekti? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesiydi. Alakasız. Cevabımız B şıkkı. Hızlı geçeceğim sevgili arkadaşlarım. Sizler için genel kültür olsun. Tamam. Ayşegül öğretmen İtalya'nın Orta Doğu'da oluşturduğu tedirginlik sonucunda 1937 yılında Türkiye'nin katılımıyla oluşturulan kuruluş hangisidir? İran'ın yani Tahran'ın Sadabat Sarayı'ydı değerli arkadaşlarım. Bağdat Paktı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Akdeniz Paktı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, İngiltere ve Fransa arasında gerçekleşen bir paktır. Balkan Paktı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Briand Kellogg 1928 yılında ABD öncülüğünde kurulan paktır. ABD'yi yöneten devlet adamı 2. Dünya Savaşı'nda soruda hata var değerli arkadaşlarım. Roosevelt 45'e kadar olacaktı. Atom bombasını atan Truman'dı. Yani 2. Dünya Savaşı devam ediyor. O yüzden cevap Roosevelt olarak alacağız ama böyle yapalım biz. Eisenhower sonradan gelecek olan kişidir. Normandiya çıkarmasının komutanı. Kennedy sonrasında gelecek olan kişidir. Johnson. Johnson'ın mektubu İsmet İnönü denemeyle denk gelmektedir zaten. Johnson'ın Kıbrıs için bir mektubu vardı. Cevabımız Roosevelt. Sevgili arkadaşlarım sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda TYT gelecek. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kaç yanlış, kaç yanlış yaptınız? Onları belirtirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.